Ya tabii burada çatışmanın hangi aktörler arasında olacağını öngörmek biraz lazım ama o da çok açıkçası mümkün değil. Gerçekten üç tane tarafı var meselenin: ABD, Çin ve Tayvan. Ama Tayvan elbette burada edilgen bir pozisyonda. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabetin aslında bir parçası gibi gözüküyor. Elbette kendine özgü bir politika söz konusu ki Tayvan'da da uzun yıllardan bu yana süren içeride de bir tartışma olduğunu söylemek lazım. Yani Çin'le ilişkileri hangi noktada ilerletmeliyiz? Yani bağımsızlık, güçlü bir şekilde bağımsızlık taraftarı olan iç siyasi aktörler var ki bu Tayvan'ın Çin'den tamamıyla bağımsız bir ülke olması politikasını güdüyorlar. Öte taraftan Tayvan içerisindeki bazı politik aktörler de Çin'le bir uzlaşı zemininde işbirliği yapalım. Zaten ekonominin Çin'e tamamıyla bağımlı olduğu ya da Çin'le ekonominin olduğu ama askeri olarak farklı bir dinamiğin işlediği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yüzden Tayvan içerisinde de bir tartışma var. Kimse şu anda Çin'le olan muhtemel bir savaşı ya da çatışmayı veya işgali konuşmaktan daha çok içerideki enflasyon oranlarının %3 gibi bir seviyeye gelmesini konuşuyorlar. Bu Tayvan için çok daha önemli bir mesele gibi gözüküyor. Ancak bu askeri noktada güvenlik meselesinin konuşulmayacağı veya dikkate alınmayacağı anlamına gelmiyor. Çin açısından da bakıldığında tabii meselenin bir tarihsel bağlamı var ve bu tarihsel bağlam hiç değişmedi bugüne kadar. Tek Çin politikasının Çin'de ana politikalardan, hatta Çin'in temel grand stratejilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. ABD'nin de bu politikaya uzun yıllar bağlı kaldığını biliyoruz. Evet, Tayvan konusunda bir istisna oluşturmuş ve tek Çin politikası benimsemesine rağmen Tayvan'a askeri yardımlar yapmaya devam etmiş Amerika bugüne kadar. Şimdi dolayısıyla bu çatışmanın Çin'in kırmızı çizgilerinin ne kadar aşındığı, kırmızı çizgilerinin ne kadar aşıldığıyla ilgili bir durum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Tayvan üzerinden Çin'in çevrelenmesi stratejisini biraz daha derinleştirirse, o zaman tabii ki Çin'in Tayvan'a yönelik bir olası müdahalesi söz konusu olabilir. Bunu Amerika Birleşik açıklamalar mı Devletleri'nin de Sayın Yeşiltaş? Şimdi tabii zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun bir süredir Tayvan'ı desteklediğini söylediniz siz de. Dünyada bunu seyrediyor, Çin de biliyor. Ama Çin Pelosi'nin ziyareti öncesi dedi ki bağımsızlığını tanımamış bir bölgeye gidemez. Hele hele Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir diplomat. Ve bu 25 yıl sonra gerçekleşen bir olaydı. Bu sizce kırmızı çizgiyi aştığını göstermiyor mu Çin'e göre? Yani tabii gösteriyor ama bu Amerika tarafından ne kadar ilerletilecek? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik bölgesini bir bütün olarak stratejisinin merkezine yerleştirdiğini biliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel tartışmalardan bir tanesi de acaba Amerika Birleşik Devletleri neyi öncelemeli? Çin'le tek başına mücadeleyi mi öncelemeli yoksa Rusya'ya mı odaklanmalı veya her ikisini aynı anda mı yapmalı? Buna yönelik de ABD'de bir tartışma var. Ama görünen o ki son bir yıldır Çin'e yönelik angajman siyasetinde önemli bir kırılma yaşanıyor. Ki Çin'e yönelik angajman siyasetinde de tarihsel olarak bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin hep bu çizgide devam ettiğini görüyoruz. Burada Çin'i biraz daha yumuşatmak ve Çin'i biraz daha uluslararası sistemin içerisine dahil etmek gibi bir politika söz konusuydu. Bunun hedefi de Çin'i ABD'ye meydan okuyucu bir aktör olarak ortaya çıkmasını engellemekti. Ama görünen o ki Çin artık hem ekonomik olarak ABD'ye ciddi bir meydan okuyor, bunun bir devamı ve parçası olarak da askeri olarak da ABD'ye meydan okuyor ve bölgesinde hegemonik bir güç olmaya Evet. başlıyor. Bunun da ötesinde kendi bölgesinin ötesine uzanan bir jeopolitik politika ve ufuk geliştirmiş durumda. Buna karşın ABD'nin de son yıllarda Çin'i Asya Pasifik'te çevreleme, hem askeri olarak dengeleme hem de çevreleme ve Çin'i bir tür geri adım atmaya zorlama şeklinde tarif edilebilecek bir strateji devreye soktuğunu görüyoruz. Şimdi bu stratejide Tayvan çok önemli bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Zaten AUKUS'la bunu bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Özellikle İngiltere ve Avustralya'nın Çin'e yönelik yeni dengeleme ve çevreleme stratejisinin en önemli ayaklarından bir tanesi olduğu anlaşıldı. Öte yandan Kuat'la da
Hindistan'ı ve Japonya'yı bu sürecin içerisine dahil etti. Şimdi Tayvan'ı da bu çevreleme stratejisinin bir parçası haline getirmek istiyor. Şimdi eğer burada Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı askeri olarak bu stratejinin içerisine dahil eder ve Çin'e karşı Tayvan bir tehdit oluşturursa, askeri bir tehdit oluşturursa, yani mütecaviz, daha ofensif bir tehdit oluşturursa, o zaman tabii ki Çin'in çizmiş olduğu bu siyasi kırmızı çizgiler askeri düzeyde de aşılmış olacak ki bu evet. da Çin'in Tayvan'a yönelik her an belli ölçülerde müdahale etmesini beraberinde getirebilir. Bu da Tayvan'ın hem reaksiyon verme gücü hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ı kaybetmemek istemesinden dolayı da bir çatışmaya dönüşebilir. Peki. Ama elbette şu anda hiç kimse Tayvan üzerinden ABD ile Çin'in sıcak bir çatışmaya girmesi gibi bir çılgınlığı beklemiyor. Peki. Sayın